Bütün kronik hastalıklarında bağırsak ve bağırsağın durumu herkes tarafından bilinen malum bir durumdur. Çünkü oradaki kalitesizlik her türlü hastalığın başıdır. Ama ne yazık ki biz bugün kabızlık deyince bunu 2-3 gün çıkmayınca kabızlık olarak görmekteyiz. Oysa ki bir yabani hayvan dünyasına bakın veya bebeklere bakın. Yemek yedikten 2 saat, 3 saat sonra dışkılama gerçekleşmektedir. Ama biz bunu nedense normal görmemekteyiz ve 2-3 gün sonra çıktığımızda ancak kabızlık olarak görüyoruz. Hayır, kesinlikle böyle görmeniz doğru değildir. Kabızlık yemek yedikten 2-3 saat sonra eğer dışkılama gelmeyen bir durum ise işte bu durum kabızlıkla karşı karşıyasınız demektir. Buna karşı çok tedbirler alınabilir. Bunun çok sebebi olabilir. Bağırsak kökünün beslenmesi bozuk olabilir. Veyahut da bel omurlarınızdaki bir problem bağırsağın beslenmesini bozmuş olabilir. Ve buna birçok sebep neden olabileceğini düşünün ama bununla birlikte kısa bir tedbir vermek isterim size. Özellikle akşamdan eğer biz keten tohumlarımızın tüketimini sabaha kadar bir ılık suyun içerisinde bekletir, yani 2 tatlı kaşığı kadar keten tohumunu bir bardak ılık suya koyar ve sabah kalkar bunu meyveleriyle, tohumlarıyla birlikte o suyu tüketir isek ve bunu belki de 3-4 gün üst üste devam ettirirsek bağırsakların kalitesine ve bağırsak yüzeyindeki yaralanmış, tahriş olmuş mukoza seviyesindeki problemlerin hızlıca ortadan kalkmasına yardımcı oluruz. Bu durumu toparladıktan sonra haftada 2 veya 3 gün tüketimi değerli olacaktır. Ama genel olarak da bu bağırsak problemi tek bir madde ile çözülmesi beklenmemesi lazım. Birçok tedbire beraberce başvurulması lazım.